yüreği pırpır atan, heyecanlara doruğa çıkmış kadınlarımızı seyir vakti. Yasak. 1-8 Mart tutuyoruz. Basa basa bir program bastık. Bastığımız kanala bakar mısınız? Programa bakın. Kısmetse biz de göreceğiz. Evet. Bugün evlendiremeyeceğiz. Biz işgal edelim. Kısmetse göreceğiz. Siz böyle buyurun. Yani kanalın etrafını bütün kadınlar sardı. Bugün bütün güvenliğimizi kadınlar alıyorlar zaten. Harika. Bu kanalın bugün sesi kapatılamayacak. Eğlenceli. Bütün otomatikleri. Sadece yayın akışını bir yönetmenden bir öğrenelim. Öğrenelim. Evet. Çünkü bilmiyoruz. Biz de acemiyiz yani. Peki Hanım, teknik servisteki herkes, yani o sunucuyu falan beklediniz mi? Evet. O aşağıdan bir kadınlar bütün güvenliği aldılar, kanalın etrafında sardılar. Program sizin başkanım. Yayın başlayacak birazdan. Şahinler Hanım, zaman zaman kapılara vurmalar, zorlamalar olabilir. Sizi aşağıya alabilirim zaman zaman. Tamam. Umarım bir aksilik olmaz. Buyurun. Teşekkür ederim. Başlıyor muyuz? Evet. Sonra. Teşekkür ederiz. Son 3. Son 2. Son 1. Merhabalar sayın izleyicilerimiz. Bir kısmetse bakacağız programıyla yine birlikteyiz. Ama bugün hiç kimseye kısmet bulmayacağız. Programımızın içeriğini biraz değiştirdik. İstedik ki yaşadığımız bu sıkıntılı süreçlerde kadın sorunlarını, haklarımızı şöyle enine boyuna bir konuşalım, tartışalım. Merak ediyorsunuz değil mi bu iki insan nereden çıktı diye. Her gün görmeye alıştığınız o stüdyodaki insanlar bugün yoklar belki. Daha doğrusu şu an arkanızdalar ve oldukça şaşkın bir şekilde bize bakıyorlar. Ama sunucuları maalesef bizim şu an konuğumuz. Ve şu an bu program bizim kontrolümüz altında. Şimdi ben sizlere çok değerli bir konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Şahkulu Vakfı Kadın Kolları Başkanı Sayın Sebahat Yeşilyurt. Hoş geldiniz Sebahat Hanım. Sizi dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Çok teşekkürler. Gece olmasına karşın izleyicilerimizin böyle coşkulu olması ne güzel. Ben de bu değerli canlara hoş geldiniz demek istiyorum. Dil, mezhep, ırk, cins ayrımının olmadığı, özgür, eşit, adaletli bir dünya için yüreği atan, savaşların olmadığı, barışın egemen olduğu bir dünya için can bedeli, kan bedeli ödeyerek mücadele eden değerli canlar, hepiniz hoş geldiniz. Biz Şahkulu Sultan Vakfı Kadın Kolları olarak her gün mücadele günü olmalı anlayışıyla 8 Mart mücadele gününü anmak, bugünü emekçi kadınlar günü olarak dünyanın bütün kadınlarına armağan edenleri selamlamak, kadınlara yönelik şiddet, baskı ve katliamlara artık yeter. Susmuyoruz, susmayacağız demek için bir aradayız. Kadın sorunlarını, şiddeti, baskıları, katliamları konuşmalı, sorgulamalı ve birlikte de çözüm üretmeliyiz. Ama önce bizlere can bedeli armağan edilen 8 Mart'ı konuşmalı ve anlamalıyız. 8 Mart mücadelesi biz kadınlara hediyeler verilip kutlamaların yapıldığı anlayıştan çıkarmalıyız. Tek taş günü değil hanımlar. Dahası tüketim günü olmaktan çıkartmalıyız.
Evet Sibahat Hanım, doğru söylüyorsunuz da şimdi vaktimiz de oldukça kısa. Kadın sorunlarına hani bir girsek diyorum. Şimdi 8 Mart'tan başlarsak işimiz oldukça uzun. Evet ama biliyorsunuz 8 Mart'ların içeriği boşaltılmış. Bugün yükselen mücadeleyi itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın bu yıl 8 Mart yapılamadı. Anma engellendi. Alanlar kapatıldı. Mitingler yasaklandı. Peki biz kadınlar 8 Mart'ı anlamazsak, sınıfımızı bilemeyiz. Sorunlarımıza da doğru çözüm üretemeyiz hanımlar. Biz düşünen, sorgulayan, aydınlık geleceğimizin mücadelesini veren kadınlar 8 Mart'ımıza her zaman sahip çıkıyor ve diyoruz ki 8 Mart günü bedenleri yakılan kadınlarımızı unutmayalım. O cesur işçi kadınların taleplerini, mücadelelerini, azimlerini unutmayalım. Niçin 8 Mart tarihi dünyada kadınlar, emekçi kadınlar günü tayin edildi? Anlatalım. Evet Sebahat Hanım, haklısınız. Peki kimdi o kadınlar? Neler olmuştu o gün? Evet, onlar yürekli, cesur, 40 bin dokuma işçisiydi. 8 Mart 1857'de Amerika'nın New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadın sadece 16 saatlik iş gününün 10 saate indirilmesi ve ücretlerde artış yapılmaması talebiyle greve başlamıştı. Arkadaşlar greve gidiyoruz, tamam mı? Grev sözümüz geliyor arkadaşlar. O cesur 40 bin kadın işçinin örgütlediği bu grev o zamana kadarki en kitlesel eylemlerden biri. Bugün bu fabrikada üretimi durdurduk arkadaşlar. Durdurduk. Greve hazırlayız arkadaşlar. İyi bir gelecek için grevdeyiz arkadaşlar. İçin girildiğiz arkadaşlar. Girildiğiz. İşçiyiz. Haklıyız. Haklımızı alırız. İşçiyiz. Haklıyız. Haklımızı alırız. Kahrolsun. Faşizm. Kahrolsun. Faşizm. Kahrolsun. Faşizm. Kahrolsun. Faşizm. Kahrolsun. Vurmayın. 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 Arkadaşlar. Kapılar kilitlendi. Bir ses duyuyor musun arkadaşlar? Yanıyoruz arkadaşlar, yanıyoruz. Oradan geliyor. Duman oradan geliyor. Yani mücadelenin gücü. Bu olaydan 53 yıl sonra 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde bir konferans düzenlenmişti. Kadın ve emek mücadelesini masaya yatırmışlardı. Bu saygıyla eğildiğimiz onurlu kadın Clara Zetkin'di. Evet, onların emeklerini unutmak mümkün değil. Dünyanın en büyük devrimci önder kadınları onlar. Anmadan asla geçemeyiz. Belki bugün üstünden bir yüzyıl gibi bir zaman geçti, belki çok daha fazla. Ama biz ne onların isimlerini hatırlayabiliyoruz, ne de bugünümüzü anlayabiliyoruz. Biz onları eğer günümüze getiremezsek, günümüzde anlayamazsak, biz kadın mücadelesini de anlayamayacağız, insan hakları mücadelesini de anlayamayacağız, değil mi? Biraz bunlara evet değinelim. Uyutulduk. Şu gördüğünüz kutu içerisine sıkıştırıldık. Bizi evlenme programlarıyla, makyaj malzemeleriyle, görüntülerle avuttular. Mücadeleyi bırakmayın hanımlar. Mücadele sizinle onurlanıyor. Clara Zetkin ruhuna uygun olun hanımlar. Evet. 30 yıl sonra. Evet. Harika.
Bayramlarımızın arkasında. Onlar çabukluluk olur mu arkadaşlar? Evet geliyor. 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 Yoldaşlarım, bugün burada 8 saatlik çalışma süresi talebi, hamile kadınlara doğumdan önce 8 haftalık doğum izni talebi, emziren kadınlara süt izni, 12 yaşında küçük çocukların çalıştırılmasının yasaklanması, işsiz kadınlara sosyal güvenlik ve kadınlara oy hakkı taleplerimiz için toplandık. Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar bu taleplere haykırmak için burada. Biz her ülkenin sosyalist kadınları, kendi ülkesindeki sınıf bilincine sahip sendikal örgütlerle mütabakat yaparak esas olarak kadınların oy hakkı mücadelesine hizmet etmek üzere her yıl Kadınlar Günü düzenlemeliyiz. Düzenlemeliyiz. Kadınlar Günü uluslararası bir karakter taşımalı ve özenle hazırlanmalıdır. Hazırlamalıyız. Ben bugünün 8 Mart 1857'de kadın işçilerin başlattığı mücadelede hayatlarını kaybeden kadın emekçilere adanıp 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını oylarla sunuyorum. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Evet. Ne onur verici. Kadın mücadelesinin en büyük kadın önderleri değil mi? Evet. Elbette. İşte bundan sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Tüm dünyada kutlanması için daha çok uzun yıllar geçmiş. 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesiyle de Kadınlar Günü olarak resmiyet kazanmıştır. Peki Türkiye'de ne zaman kutlanmaya başlandı Sebahat Hanım? Evet. Hanımlar, Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez çiziyorum. 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak anılıp kutlanmaya başlamıştır. 1921. Evet. Şimdi 2016. Sebahat Hanım, benim size çok basit bir sorum olacak. Biz bu hallere nasıl geldik? Mücadelenin içinde olup olmamakla ilgili bir durum bu. Ayrıca bizim kadınlarımız tarihimizin yazılmasında canla başla çalışmış, tarih boyunca hayatın her safhasında yer almış, sorumluluklarını paylaşmışlardır. Şimdilerde önemsenmeyen Kurtuluş Savaşı yılları ruhu yüreğimizin en derinliğinde hissedilebilirsek belki çok şey anlatabiliriz. Kurtuluş Savaşı yıllarında askere gerekli olan erzak ve savaş araçlarını cepheye ulaştırılması büyük bir sorundu. Tren yolları azdı. Şoseler düzgün değildi. Motorlu araçlar yok denecek kadar sınırlıydı. Askerlere yeterli yiyecek, silah ve cephane yetiştirilemezse Türk cephesi başarılı olamazdı. Eli silah tutan erkekler askerdeydi. Kadınlar tarla ekip çocuklara, hasta ve yaşlılara bakıyorlardı. Ama onlardan istenilen bir görev daha vardı. Yiyecek ve cephaneyi cepheye ulaştırmak görevi vardı. Kurtuluş Savaşı'nda vermiş oldukları büyük mücadele askeriyle omuz omuza cephedeki yerlerini aldılar. Yaralı askerlere hemşirelik yaparak onların kanayan yaralarını sardılar. Yiyecek ve yiyecek imal edip askere taşıdılar. Asıl görev bir kez daha analarındı. Geliyor bu Elif kahrısını, kara geceden geceden,
sanki eli verip uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar, inliyordu dağın ardı yasla, her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanlısı derdi kanlısına, mendi taşırdı öteye, dağ taşı aşardı. Çabuk giderdi, çok götürür belirecek, nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesin evvel almıştı yükünü, doğrulmuştu yola, önceden, önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif, yemezdi, içmezdi yemeden, içmeden onlar. Koca baş çok ihtiyardı, çok zayıftı, mahzundu bütün gün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafiftiler inceden, inceden. İyiydi Elif, kuvvetliydi kanı başında, elma elmaydı yanakları, üzüm üzümlü gözleri. Kınalı ellerinde rüzgar geçerdi daim, toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti niceden, niceden. Durdu birdenbire koca baş, ova bayır durdu, nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti yok, daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti geçti gacır gucur. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu ericik, düşünceden, düşünceden. Aman koca baş, ayağını öpeyim koca baş. Sür beni, öldür beni, koma yollarda beni. Geçer götürür ana, çocuk mermisini askerci. Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım. Bak hele, üzerimden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere, iyiceden, iyiceden. Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü hep kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanlı başarı? Ve bugünlerde ulaşmamızda can bedeli, kan bedeli ödeyerek hak sahibi olmuşlardır. Cephelerde erkeklerle omuz omuza düşmana karşı savaşırken cephe gerisinde de tüm güçleriyle çalışmışlardır. Bunlar kim mi? Adı tarihe geçmiş. Üsteğmen Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Nezahat Onbaşılar, Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar, Binbaşı Ayşeler, yüzlerce isimsiz kahramanlar. Ne mutlu değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Evet. Halide Edip gelecek arkadaşlar. Bir şeyimiz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Halide Edip. Hanımlar, kardeşlerim, evlatlarım, bugün elimizde top tüfek denilen alet yok. Fakat ondan daha büyük, ondan kuvvetli bir silahımız var. Topun yüzüne tükürecek kadar evlatlar, analar. Kalbimizde aşk ve iman, milliyet duygusu var. Biz dünyada millet sınıfına layık bir millet olduğumuzu kadın, erkek ve çocuklarımıza kadar ispat ettik. Sesimizi mutlaka dünya işitecektir. İşitmek ve eşittirmek için bugün kuvvetli ve bir metin millet halinde bulunmalıyız. Toprağımızın üstünde şerefsiz yaşamaktansa toprağın altında yatmayı şeref sayarız. Kadınlarımıza
emekli kadınlara çok şey borçluyuz. Biz Atatürk'e çok şey borçluyuz. Mücadelenin can bedeli, kan bedeli neden verildiğini, üstelik ağaç, susuz değil mi? Üstelik korkut evet. Yılları, savaş yılları, biz unuttuk galiba. Evet, Şahinler Hanımcığım. Biz unuttukça demokrasiyi de, insan haklarını da, kadın ve çocuk haklarını da, bunların nasıl, hangi bedellerle kazanıldığını da unutmakla kalmıyoruz. Tüm kaybettiklerimizin arkasında bakıyoruz. Biz Atatürk'ü ve devrimlerini unutuyoruz. Bu devrimleri yaşam hakkımız için ne denli önemli olduğunu birçok şeyi kaybettikten sonra anlıyoruz. Bakın hemen burada Atatürk'ü unutturmak istenilen ama hala tarihe geçmiş konuşmaları var. 20. yüzyılda tüm dünyada kadınlara oy hakkı için seçme ve seçilme hakkı için mücadele edip dururken tüm dünyadaki kadınlar eşit yurttaşlık hakkı için canlarını verirken Atatürk Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce Cumhuriyet'ten önce kadın hukukunda devrim ihtiyacı konusundaki düşünceleri şöyleydi, şöyle anlatmıştı. Hatırlayalım. Kadın erkeklerden daha çok aydın, daha fazla bilgili olmaya mecburdur. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milleti kurtuluşa, zafere götürmekte Anadolu kadını gibi emek verdim diyemez. Belki erkekler istila edenlere karşı süngüleriyle, düşmanın süngüleriyle, göğüslerini germekle düşman karşısında hazır bulundular. Fakat erkeklerimizin teşkil ettiği hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, ormanda odun keresliği getiren, aile ocakların dumanı tutturan, bütün bunlarla beraber sırtıyla, kanısıyla, kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip, cebinin her malzemesini taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükra ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim. Birden 1923'e kadar bu yıllar arasında dahi o cefakar Cumhuriyet kadınları için 1923'te Konya'da konuşurken de şöyle demişti. Bir toplum cinsinden yalnız birinin gerekleri edinmesiyle yetinirse o toplum yarıdan fazla kuvvetsizlik içinde kalır. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bir toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer organı işlemezse o toplum felç olmuştur. Bizim toplumumuz için ve ilim, teknik gerekliyse bunları aynı derecede hem erkek hem kadınlarımızı edinmeli lazımdır. Malumdur ki her safhada olduğu gibi sosyal hayatta dahi iş bölümü vardır. Bugünün gereklerinden bir kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir. Evet, 1923 Cumhuriyet kazanımlarının üstüne bir yüzyılda çok bir şey koyamadık. Oysa ki Atatürk devrimleri bize hep ileriyi gösteriyor. Dünyanın tüm canlıların eşit yaşamıyla ilgili uyguladığı her güzel şeyi Cumhuriyet kazanımlarının üstüne koymamız gerekiyordu. Oysa ki şu an başladığımız noktaya doğru, yani başladığımız noktanın da belki gerisine doğru hızla bir dönüş var. Ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Evet, biz kadınlar Cumhuriyet'le birlikte neler kazandık? Önce bunları konuşmalıyız. Her gün kendimize tekrarlamalıyız. Çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bakın ana başlıklarda neler kazandık? Şöyle bir bakalım. Öncelikle yaşam hakkımızı kazandık. 4 Nisan 1926'da yürürlüğe giren
medeni kanunla erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklandı hanımlar. Kadın evlenme miras hukukunda erkekle eşit hale getirildi. Dini nikah yerine medeni nikah şart koşuldu. 1930 yılında belediye seçimlerinde katılma hakkı verildi. 1933 yılında muhtar, 1934 yılında ise milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı vardı. Ve daha niceleri saymakla bitmez. Yani dostlar, insan olma onuruna layık yaşama hakkı kazandık. Verilecek bir şey mi hanımlar? İadesi mümkün mü? Ya bugün ne yapıyoruz? Cumhuriyetin ilanından bugüne değil, kadınlar hakları için hep mücadele etmiş, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, yaşamın içinde olmak için dişleriyle, tırnağıyla, yaşam gücüyle, azmiyle, eşitlik ve demokrasi mücadelesi vermiştir. Dostlar, sevgili canlar, bir toplumun can damarı, yarattığı değerler, sosyal kültürel birikimler, ekonomik kazanımlar, yasalarla güvence altına alınmış tüm kazanımlar. Bugün bu kazanımlarımızdan birer birer elimizden, eteğimizden alınıyorlar. Toplumumuzun DNA'sı değiştirildi. Bu bilinçli bir şekilde bozuluyor. Ve bozulan her şey sanki doğal ve olması gereken bir şeymiş gibi toplumun bilincine, hafızasına bu kutudan kaydediliyor. Nasıl yapılıyor? Bunlar hepimizin kanayan yarası. Anlatayım. Anne, kıymamın, ben bu yaşta gelinlik giyemem anne. Benim yüreğim okuma telaşında. Yapma, ben evlenemem anne. Bitsin bu töreler, yapmayın, kıymayın bana anne. Ben okumak istiyorum anne. Ben avukat olmak istiyorum anne. Ben doktor olmak istiyorum anne. Yapma bunu anne, yapma. Evleneceğim adam dedem yaşında, elinde tesbih, tapke başında, benim yüreğim ise okuma telaşında. Ben evlenemem yaşta anne. Maşallah çok da güzelmiş. Ben seni mutlu ederim, ederim. Ha. Bunlar normal hayatımızın bize getirgeleri ama bakıyoruz, seyrediyoruz. Evet. Daha ne kadar? Anne! Anne! Kızım! Anne! Kızım! 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 Anne bir anlam kahveyim. Oldu kızım, canım senin. Oldu kızım. Sayın pederim, bir gün ama olsun, burada anlatıyoruz. Evet, alanlar bize dar gelmemeli. Her yerde, her şekilde kazanılmış haklarımızı bırakmamalıyız. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba Mehmet Bey. Büyüklerimizin nedeniyle buradayım ben. Artık bu küskünlükler başlar bitsin. Bitsin. Pardon, başlar dedim ben. Küskünlükler, dalgınlıklar bitsin. Ben de aile meclisimizin verdiği kararla buradayım.
kan davası bitsin, dostluk gelsin, bellek yapalım, bu işi bitirelim. Bitirelim arkadaşım, bitirelim. Gel kızım, gel kızım, bak şey sağlayacağız. Gel, gel kızım. Kabul görür mü tarafınızdan? Hayır. Lütfen. Kazanan uçaklarınıza sahip. Yapma. Yalvarırım yapma. Yapma. Yapmayacaktım bunu bana. Ne olur. Kırmaz tabii. Kırmayacaktım. Yapma. Beni göremez. Hayır. Yapma. 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 Çocuklarım. Adalet Bakanlığı'nda öldürülen kadınların kesin denet olarak sayısı belirlenmiş. Bunu da yeni öğrendim. Çok acımış. Ve sayısını bilemeyeceğiz. Çünkü kapalı kapılar arkasında adını duymadığımız, kendisini görmediğimiz yüzlerce, binlerce insan var. Ne kadarını basından duyabiliyoruz? Basın bize neyi anlatıyor? Neyi söylüyor? Maalesef. Kefeninle dönersin. Ama kocan öldürmese baban öldürür. Anne. Yavrunla dön kızım. Kadersiz kızım. Evine dön. Evine dön kızım. Devlete gitmeliyim.
Buyur. Memur bey, ben şiddet görüyorum. Evimi terk ettim, oraya dönemem. Karı koca kavgalarınızı devlet karıştırmayın. Git evine otur. Kocandır. Döver de sever de. Bakın, ağlıyor için için. Çalışırız, didiniriz geçim için. Hani, hani nerede kadın hakkı? Meclislere gerilmişiz. Aklı kıza görülmüşüz. Her zorluğa, her zorluğa verilmişiz. Hani nerede kadın hakkı? Kırmanını eğirmez mi? Seni, beni doğurmaz mı? Her gün, her gün evde kovuluruz. Hani nerede kadın hakkı? Bilebildiklerimizin dışında hayatını kaybeden, cinayetlere kurban giden, şiddetin bir şekilde mağdur olup hayatını kaybeden o kadar çok genç kızımız, o kadar çok kadın var ki ne yazık ki hiçbirimiz anayasa olarak güvencesi altında değiliz. Yani devletin verdiği cevabı biraz evvel duydunuz değil mi? Biz kazanılmış haklarımıza 21. asırda hala sahip çıkamaz, hala kapatılan mitinglere dizilerin önünden kalkıp gidemezsek bunlara daha çok maruz kalırız. İşte böyle. 1857 yılında fabrikaya kilitlenerek emekçi kadınlar yakılmışlardı. 21. asırda hala her evde aşı, eşi ve işiyle uğraşan kadınlarımız yakılmakta, tecavüze uğramakta, şiddete maruz kalmakta. Kör kurşunların, kör bıçakların hedefi olmaktadırlar. Bugün hala şiddete maruz kalan kadınlarımız için gerekli düzenlemeler yok. Şiddetten koruyan, güvenliğini sağlayan, yaşama kazandırılan hiçbir düzenleme yok. Meclisteki kadınlar ne iş yapıyorlar? Milletvekili maaşı almak için mi gittiler? Kadın olduklarını unutuyorlar mı acaba? Sebat Hanımcığım,
Şimdi biz geldik, kanalı işgal ettik ya. Evet. Kısmet Sebatçiz'in de bir reklam verenleri var. Tabii, tabii. Yani şimdi zaten işimiz zor. Bir de bunların bu yasal şeylerine falan maruz kalmayalım. Evet. Bizim bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Evet, her ne biz kadar bastıysak da. Biz sayın seyirciler. Hiçbir yere ayrılmayın. Alo'lara takılmasın, ben izin verelim. Thank you.